Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, lütfu, ihsanı, ikramı hem dünyada hem ahirette sizlerin olsun, üzerinize olsun. Cenab-ı Hak iki canda cümlenizi aziz ve ihtiyar eylesin. Tefsir sohbetimizde Bakara Sûre-i Şerifesinin 130. 131. 132. ayet-i kerimeleri üzerinde konuşmamı yapmak istiyorum. Bu ayet-i kerimelerin mübarek metinlerini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yergabu an milleti İbrahim'e illa men sefiha nefsehu. Ve lekad istafaynahu fid dünya ve innehu fil ahireti le mine's salihin. İz kâle lehu rabbuhu eslim, kâle eslemtü li rabbil âlemin. Ve vassâ biha İbrahim'u benihi ve Yakub'u. Ya beniyye innallâhe astafâ lekumud dîne felâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Sadakallâhul azim. 3 ayet-i kerime. Geçen haftalardaki ayet-i kerimelerde İbrahim aleyhisselamın, İsmail aleyhisselamın nasıl Allah'ın mübarek kulları olduğu, nasıl Kabe'yi bina ettikleri, nasıl bina ettikleri zaman dualar eyledikleri, nasıl nesillerinden Peygamber Efendimiz'in gelmesi nesillerini yerleştirdikleri topluluktan bir mübarek peygamberin çıkmasına dua ettiklerini anlatmıştım. Bu konular bunlardı. İbrahim aleyhisselam Allah'ın çok çok sevgili, çok makbul bir kulu. Ve tehezallahu İbrahim'e halila. İbrahim'i Allah kendisine samimi, çok yakın dost edindi. Yani Allah edindi. Tabii çok büyük mazhariyet, çok büyük rütbe, çok büyük bir şeref. Çok müstesna bir durum. Şimdi İbrahim aleyhisselam o Kabe'yi bina etmiş olan, yeniden inşa etmiş olan mübarek peygamber kendi hali hayatında, daha gençliğinde kavminin puta tapmasına rağmen, putlara tapan bir toplumun içinde olmasına rağmen bunları incelemiş, aklı gönlü kabul etmemiş putlara tapınmayı. Kavminin taptığı aya bakmış, güneşe bakmış, yıldızlara bakmış. Bunların tapınılacak ilahlar olmadığını kesin olarak ifade etmiş. Ondan sonra da kavminin bu yanlış inancını düzeltmek hususunda mertçe, çok asil, çok yüksek bir cesaretle mücadele etmiş ve şirkin, yani Allah'a şirk koşmanın, puta tapmanın, batıl dinlere girmenin, batıl yollarda, batıl inançlarla ömür tüketmenin, Allah'ın sevmediği bir inançla yaşamanın, Allah'ın sevmediği bir inançla göçüp gitmenin yanlışlığını bilen bir kimse olarak ömrü boyunca mücadele etmiş bir mübarek zat. Şimdi İbrahim aleyhisselamın böyle Halilullah, Halilurrahman, Rahman'ın halili, dostu, sevgili kulu bir peygamberin açtığı bir çığır var, bir yol var. Millete İbrahim'e hanifa, millet bizde ulus manasında kullanılıyor. Tabi Kur'an-ı Kerim'de başka anlamda kullanılmış oluyor. Millete İbrahim'e deyince, yani İbrahim'in açtığı bu iman coşkulu, iman çığırı. İbrahim aleyhisselam öyle bir kişi ki hem Yahudiler ceddi, yani çok eski zamanda yaşamış, kendilerinin büyüğü olduğu için soylarının en kıymetli şahsiyetlerinden hepsinin başında olan bir kimse olduğu için Yahudiler hürmet ediyorlar. Hem Hristiyanlar biliyorlar, hürmet ediyorlar. Hem de Peygamber Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın torunu olduğundan o seviyor. Yani bütün büyük ilahi dinlerin mensuplarının saygı duyduğu bir ihtilaf edilmeden herkesin sevdiği bir yüce zat. Şimdi hem de şirke düşmediği, putlara tapmadığı, yanlış inançlarla mücadele ettiği kesin olan bir kimse, putları kırdığı, kavmiyle bu hususta onları doğru yola çekmeye çalıştığı, babalığı ile mücadele ettiği yazılıyor, biliniyor. Ve men yergabu an milleti İbrahim
İbrahim'in bu çığırı, bu dini, bu inanç yolu, bu nurlu efendim şeyi, dininden kim yüz çevirir? Buradaki men soru edatıdır. Arapçada men kim o manasında. Mesela kapı çalındığı zaman tak 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 kapı çalındı. İçerideki sorar men huva. Yani o kapıdaki kim? Kim o? Biz Türkçe kim o diyoruz. Men kim demek yani. Ve men yergabu kim? Efendim yüz çevirir. Ragibe yergabu bir fiil ama kullandığı edatla efendim manası değişiyor. Bunu lisan öğrenen kardeşlerimin dikkatini çekmek istiyorum. Bilmesini istiyorum. Şimdi kelimelerin sadece tek olarak kendisine bakmayacaklar. Bir dili öğrenmek isteyen efendim bir genç, dikkatli bir genç ne yapacak? O dilde o kelimenin sadece tek olarak kendisine bakmayacak. Cümle içinde hangi edatlarla, hangi tümleşlerle efendim nasıl kullanıldığına bakacak. Bu çok önemli. Türkçede de önemli. Efendim İngilizcede de önemli. Arapçada da önemli. Arapçada edatlar, mesela bu ragibe fiili, ragibe, rağbet mastarı. Rağbet deyince biz şimdi tek kelimeye bakarsak rağbet etmek, bir şeye heveslenmek, teveccüh göstermek, ilgi göstermek, onu istemek manasına geliyor. Ama ragibe an ile kullanılırsa o zaman aksi manaya geliyor. Ragibe fi ile kullanılırsa, fi edatıyla kullanılırsa, ragibtu fi hazel emr. Bu işe rağbet ettim manasına geliyor. Fi ile kullanıldığı zaman. Ama ragibtu an hazel emr. Ben bu işten nefret ettim, bu işi istemedim manasına geliyor. An, uzaklaşmak manasını veriyor yani. Şimdi burada da ragibe fiili an ile kullanılmış. Ve men yergabu an milleti İbrahim. İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Çevirmez, çevirmemelidir. Çünkü onun yolu çok güzel yol. Allah'ın sevdiği yol, nurlu yol, doğru yol, mantıklı yol, ilmi yol. Efendim, aklın, vicdanın kabul edeceği aklın yolu, mantığın yolu, imanın, kalbin yolu. Kim bundan yüz çevirir? Soruyor. İlla men sefiye nefsehu. Kimse çevirmez ama çevirse yüzünü bu yoldan, başka yolda gitse, bu yola gitmese, gitse kim gider? Men, o kimse ki sefihe nefsehu, nefsini efendim tezdil ve tahkir eden, yani nefsine zarar vermek isteyen, nefsini esarete, mahkumiyete sokmak isteyen, nefsine efendim kötülük yapmak isteyen ancak buradan yüz çevirir. Yani kendisini helak etmek isteyen, kendisini mahvetmek isteyen ancak yüz çevirir. Başkası çevirmez. Sefihe, akılsızlık etmek demek. Yani süfehada akılsızlar demek. Sefih, akılsız demek Arapçada. Yani aklını kullanmayan, akıllıca hareket etmeyen falan manasına. Efendim süfeha, efendim böyle aklını kullanmayan, beyinsiz, akılsız, cühela, takımı gibi kullanılıyor bu kelime. Nefsine efendim akılsızlık etmek, yani nefsini tehlikeye sokacak, efendim onun hor ve zelil olmasına sebep olacak, efendim cezaya çarpılmasına sebep olacak işi yapmak. Ancak böyle yapan bir kimse yüz çevirir. Yani kim İbrahim Aleyhisselam'ın yolundan gitmez de aksi yola giderse kendisine zarar vermiş olur. Kendisine zarar vermiş, kendisine akılsızca, akla mantığa sığmaz şekilde efendim ters, kötü efendim sonuç hazırlayacak şekilde efendim davranan insandan başkası İbrahim Aleyhisselam'ın açtığı o güzel yoldan yüz çevirmez. O yolda gider. Akıllılar, imanlılar, mantıklılar, efendim vicdanlılar, efendim hal sahibi, izan sahibi, irfan sahibi onun yoluna gider. Gitmiyorsa demek ki efendim kendisine akılsızca felaketi hazırlayan bir insan. Akıbetini düşünmeyen, işin vehametini anlamayan, anlamadan yanlış ve kötü, ters ve tehlikeli işi yapan kimseler ancak böyle oradan yüz çevirir. Soruyu soruyor, kimse çevirmez ancak akılsızlar çevirir. Kendisine akılsızca kötülük yapan insanlar yüz çevirir o yoldan diyor. Evet, herkesin
İbrahim Aleyhisselam'ın açtığı o akıl, mantık, bilim, irfan yolunda hareket etmesi lazım. Niye o yıldıza tapıyor insanlar? Niye tapmış? Eski milletlerin, ulusların, efendim toplumların inançlarına bakıyoruz. Hititlilerin, Sümerlilerin, Asurluların, Mısırlıların taptıkları. Mısırlılar nelere tapmışlar? Yani işte Mısır tarihinde zamanı geldikçe Musa Aleyhisselam'ın ayetleri geçti. Evvelki haftalarda gördük. Ben de Mısır'ı gezdim, gördüm. Benim gönlümde, aklımda, gözümün önünde daha canlı yani o şeyler. O tapınaklar, o putlar, o saçmalıklar, hiyeroglifler, o yanlış inançlar yani. Hiç 20. yüzyılın değil, hiçbir çağın kabul etmeyeceği bozuk inançlar. Hem öyle çeşitli tanrılara tapmışlar Mısırlılar, hem de Firavunlar ben de sizin tanrınızım demiş, bana tapacaksınız demiş. Kendilerine de taptırmış bazı Firavunlar. Bu da öyle ama hepsi şimdi toprak altında, mumyaları müzelerde, efendim cesetleri, efendim çıplak, herkes seyrediyor. Yani iskeletlerini seyrediyor. İstanbul'daki arkeoloji müzesinde var, Mısır'da var vesaire. İşte aciz bir yaratık, çürümüş yani. Tanrı olmadığı belli, kendisi koruyamamış. İşte böyle Mısırlılar başka saçmalıklar yapmışlar. Hititliler başka saçmalıklar. Ay tanrısı, güneş tanrısı. İbrahim Aleyhisselam aya bakıyor, güneşe bakıyor. Bunların tanrı olmadığını izanıyla, irfanıyla, aklıyla, mantığıyla, bilimsel izlemeleriyle bu tanrı olamaz diye şey yapıyor. Ey kavmim, yanlış yapıyorsunuz, doğru değil diyebiliyor. O yıldıza, bu yıldıza tapmışlar parlaklığına göre. Ay'a, güneşe tapmışlar. Halbuki biz şimdi biliyoruz, ay dünyanın etrafında dönen ne kadar aciz bir gök parçası. Yani dünyadan ne kadar küçük. Dünyanın uydusu. Yani ay'a niye tapmışlar? Dünyaya tabi. Güneşe niye tapmışlar? Kazada nice güneşler, güneşten çok daha güçlü, kuvvetli, hem cüssesi büyük, kitlesi büyük, hem efendim çok daha kuvvetli, harareti olan nice şeyler var. İnsanlar işte onu aldatıcı göz izlenimleriyle büyük görmüş, yakında olduğu için. Halbuki ondan çok daha büyük olanlar uzakta olduğundan, uzakta olduğundan küçük görünüyor ama daha büyük. Küçük olanı tanrı sanmış. Halbuki arkada, yani tanrı seçecek olsa, hepsinin büyüklüğünü akılla, mantıkla ölçecek olsa, hiç olmasa çapı en büyük olanını seçse, tabii onu bile anlayamayacak kadar bilimden uzak. İbrahim Aleyhisselam olmaz böyle diyor. Şimdi onun açtığı bu akıl mantık yolu, bu cesaret, kavmine yanlışlığı söyleyebilmek, putları kırabilmek. Tabii o putlar da ne? Bu güneşin sembolü diyorlar, timsali diyorlar. Bu ayın timsali, ayı temsil ediyor manasında yani. Heykeli yapmış, bu ne? Niye yaptın bunu? Niye koydun bu puthaneye? Efendim işte biz aya tapıyoruz da ay tabii yanımıza gelmiyor. Bu bizim mabedimize girmiyor. Onun namına işte böyle yontuyoruz. Bu ayın temsilcisi olsun, vekili olsun. Öyle saçma şey olur mu? Yani bu da bir ayrı saçmalık. Neresinden baksan ne kadar acıklı, ne kadar komik, ne kadar gülünç inançlar. Şimdi İbrahim Aleyhisselam gibi milattan 2000 küsur yıl önce çıkmış, yani o devirleri düşünün diye tarihi söylüyorum. Efendim, o devirde dünyadaki insanların şeylerini düşünün, çıkmış ve yanlış bu diye söyleyebilmiş. Ve bir çığır açmış kendi çocuklarıyla, torunlarıyla, hak dini, hak yolu, Allah'ın yeri göğü yaratan, alemlerin yaratıcısının, Rabbül Aleminin bir olduğunu, yeri göğü yaratan ulu Allah'a, efendim ibadet edilmesi gerektiğini söylemiş. Şimdi kim bundan yüz çevirir? Ancak kendisini helak edecek olan, kendisine akılsızca felaket, akıbet hazırlayan kimseler ancak yüz çevirir. Ve lakat istifa, yani bu istifhamı istinkari derler, inkari derler. Yani kimse çevirmesin. Kim çevirir? Çevirmemeli. Efendim böyle bir güzel yoldan yönünü bu yola girmeli. Bu yolda yürümeli. Sonra İbrahim Aleyhisselam'ı övücü kelimelerle Cenab-ı Hak Teala buyuruyor ki وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. Ben alemlerin Rabbi, Yaradanınız, ben Azimüşşan,
onu dünya hayatında, şu yaşadığınız, sizin şu aleminizde, şu dünyanızda seçkin bir kul eyledim, seçtim. İstafa, yastafi, saffet, süzmek, özünü seçmek, almak, ayırmak manasına geliyor. Tabii insanların içinden en iyisini Cenab-ı Hak seçmiş, en halisini, en muhlisini, en kendisine bağlı olanı, en akıllısını, en cesaretlisini, en güzel vasıflara sahip olanını, en cömertini, en yumuşak huylusunu, en merhametlisini, en gözyaşlısını. İbrahim Aleyhisselam'ın o kadar çok güzel meziyetleri var ki saymakla bitmez. Duygulu insan. Yani böyle sert haşim bir insan değil. Mücadele vermiş ama gözü yaşlı efendim bir insan. Misafirperver bir insan. Misafirsiz sofraya oturmazmış. Misafir olmadığı zaman çıkar dışarılarda sofrasına davet edecek insan ararmış. Öyle güzel huylara sahip bir insan efendim. Ama babalığına, üvey babasına veya bir rivayete göre kendi babasına, niye bu putları yapıyorsunuz elinizle? Niye buna tapıyorsunuz? Bu taş değil miydi az önce? Dağdan getirmedin mi? Niye buna tapıyorsun diye söyleyebilmiş efendim. İkaz edebilmiş, yani babalık, evlatlık veya büyüklük, küçüklük başka efendim, gerçek başka, gerçeği her yerde söylemesi lazım. Allah o kulu seçmiş, İbrahim Aleyhisselam'ı güzel bir kul eylemiş, dünyada hem akılla, edeple, ahlakla seçmiş, hem de o güzel sıfatlarla onu insanların şeref bakımından en yükseği olan peygamberliğe yükseltmiş. O rütbeyi, o makamı, o vazifeyi vermiş. Onu layık bulmuş, onu layık tensip buyurmuş Cenab-ı Hak Teala. Peygamber eylemiş. Hem de peygamberlerin ulularından, gözdelerinden, ulul azm peygamberlerden birisi İbrahim Aleyhisselam. Dünyada hem akılca, hem gönülce, hem ahlakça, hem de rütbece, manevi makam bakımından seçtiği bir kimse. Tamam. Ve innehu fil ahireti lemine salihin. Hiç şüphe yok ki o ahirette de efendim Allah'ın salih kullarının seçkinlerinden olarak Allah'ın efendim iyi cennetlik kıldığı iyi kulları içinde yer alacak. Hem dünyası dünyada iyi, çünkü bazı insanların dünyası iyi oluyor da, işte krallar, hükümdarlar, efendim başkanlar, efendim komutanlar, yüksek rütbeliler, zenginler, Karunlar, Nemrutlar, efendim tarihten isimlerini bildiğimiz, dilimize geldiği zaman efendim darb-ı mesel olarak söylediğimiz çeşitli efendim isimler. Bunların hepsi dünyada önem ifade ediyor. Sonra kıymeti olmuyor. Hatta insan çok zengin olsun. Diyelim ki hazineleri var. Çok zengin, dünyanın en zengin insanı. Şu kadar şirketi var, bu kadar geliri var filan. Bir hastalık veriyor Cenab-ı Hak. Hastane köşesinde veya tekerlekli sandalye üzerinde efendim yemek yiyemez, parasını harcayamaz, zevkini süremez. Yani Cenab-ı Hak yedirtmiyor, nasip etmiyor. Kimisine yedirtiyor, kimisine yedirtmiyor. Cenab-ı Hakk'ın bileceği bir şey. Dünyadaki efendim mutluluk çok sınırlı. Dünyada insan ne kadar zengin olsa hastalıktan kurtulamıyor. Çok iyi bakılıyor, kansere tutuluyor. Efendim çok iyi bakılıyor, şeker hastası oluyor. Çok iyi bakılıyor, bilmem damar sertliği oluyor vesaire. Veyahut efendim çeşitli belalar, musibetler Cenab-ı Hak veriyor. Bu mühim değil. Ahirette asıl mutluluk önemli. Cenab-ı Hak dünyada seçkin bir kulu olduğunu bildiriyor. Ahirette de seçkin kullar arasında, iyi kulları arasında olacağını efendim tescil ediyor, beyan buyuruyor. Biliyorsunuz bir dünya var. Bu dünya sözünün bu bir söz takımıydı aslında. Sıfat tamlamasıydı ama çok kullanıldığı için kısaltılmış. Neydi? El hayatüd dünya. Yani şu anda içinde bulunduğumuz efendim şimdiki hayat. Bize yakın olan hayat. Ötekisi neydi? El hayatül ahire. Sonraki hayat. Yani bu hayattan sonra asıl bir hayat var, ona ahiret hayatı diyoruz. Ya veyahut efendim bu söz takımı efendim eddarü dünya da olabilir. Yani şimdiki ev
Eddarul ahire, sonraki ev. Yani eğer yaşadığımız şeyi, çevreyi bir ev gibi düşünürsek, yurt gibi düşünürsek, efendim şimdiki yurt, sonraki yurt. Şimdi içinde bulunduğumuz, yaşadığımız, bulunduğumuz çevre, sonra gideceğimiz çevre. Bu iki büyük kavram. Biz Müslümanlar, müminler, amentümüze açıkça ifade ediyoruz. Vel ba'su ba'del mevti hakkun, öldükten sonra dirilmek haktır. Ahiret, efendim, hayatı vardır diye. Şimdi bazıları kendilerine peygamber geldiği halde, Allah bildirdiği halde ahiret hayatını inkar ediyor. Hatta efendim ben şu dindenim, bu dindenim diyen bazı kimseler diyorlar ki işte hepsi bu dünyada. Hayır, bu dünyada değil. Bu dünya sadece darı dünyadır. Bu dünyada olanlar bitecek, ondan sonra bitiyor. İster istemez bitiyor. Çırpınsalar da bitiyor. Ondan sonra ahiret hayatı var. Şimdi bu ahiret hayatı bazıları inkar ediyor. Yani kemikleri getirmiş Peygamber Efendimiz'in karşısında ufalamış. Parçaları yere ufalanırken böyle kum halinde. Allah bu kemikleri mi diriltecek? Evet. O kemikleri diriltecek. O kemiklerin sahibini ahirette diriltecek. Mümin kulsa cennette ebedi saadete mazhar kılacak. Efendim kafir kulsa cehennemde ebedi azaba efendim atacak. İleride olacak bir şeyi bildiriyor Cenab-ı Hak peygamberlere göndererek. Bütün ilahi dinler bunu beyan etmişler. Bazıları bu çürüyen kemiklere bakarak bu işin olmayacağını düşünüyorlar ama Cenab-ı Hak Teala buyuruyor ki ve huve bi kulli halkın alim, her çeşit yaratmaya kadir. Yani insanoğlunun toprak olmayan, çürümeyen tarafları da var. Kalan tarafları da var. O taraflarıyla efendim zaten düşünün, çocukluğunuzdan sizin yanınızda ne kaldı? Delikanlılığınızdan eğer yaşlıysanız ne kaldı? Hangi hücre kaldı? Hepsi gidiyor zaten. Gidenlere bakma, sen kalana bak. Yani senin kişiliğin, senin şahsiyetin, senin ruhun, sonra o ruha Cenab-ı Hak tabii yine bu dünyada olduğu gibi, her zaman olduğu gibi bebeklikte, delikanlılıkta, olgunlukta, ihtiyarlıkta senin bir efendim, kişiliğinin bir kalıbı olduğu gibi ahirette de bir kalıp efendim her çeşit yaratmaya kadir Mevla vererek onu efendim ahirette dirilteceğini kesin olarak belirtiyor. Biz de buna kesin olarak inanıyoruz. Bu kesin. Bazıları bunu inançsızlığından inkar ediyor. Bazıları ben inançlıyım diyor, falanca dine mensubum diyor, gene inkar ediyor. Aynı kapıya çıkar. Hepsi kafir. Neden? Ahireti kabul etmiyor. Ahireti kabul etmeyince, ahirete inanmayınca inançsız oluyor, kafir oluyor. İster adı şu dinin din adamı olsun, ister bu dinin efendim yöneticisi olsun, başkanı olsun, şusu olsun, busu olsun. Ahiret hayatı var. Bir mühendis kardeşimiz güzel bir çalışma yapmış. Amerika'da mühendislik yaparken bana anlatmıştı kendisi. Bir papaz, piskopos, yani yüksek rütbeli bir kimse, bir haham, efendim bir de Müslüman imamı çağırdık. Efendim bir toplantı tertipledik bir şehirde. Hepsini konuşturduk. Yani bu dinlerin mensupları birbirleriyle konuşsunlar, birbirlerini tanısınlar. Doğrusu hangisi ise o tarafa efendim herkes gelsin, yanlışı bıraksın diye. Diyor konuşmalar başladı. Papaz konuştu, haham konuştu. Haham konuşunca demiş ki yani bu ahiret falan yoktur. O haham demiş. Belki hepsi demiyordur. Belki onların arasında da çeşitli görüşler, mezhepler vardır. Ben onların teferruatını girmeyeceğim ama o konuşmada o haham demiş ki işte ahiret yoktur. Psikopos kalmış, aziz kardeşim demiş. Yani Amerika'da tabii İngilizce konuşuyorlar. Sen bunu nasıl inkar edersin? İşte elimizdeki kutsal kitap, Ahd-i Atik, Ahd-i Cedid, Kitab-ı Mukaddes, efendim işte The Bible and Torah, Tevrat filan. İşte orada şu ayette şöyle diyor, bu ayette böyle diyor, o peygamber böyle buyurmuş, bu peygamber böyle buyurmuş. Efendim, o onu efendim ikna etmeye çalıştı diyor mühendis kardeşimiz. Sonra imam efendi çıkmış. Toplantının sonucunda tabii İslam'ın hak din olduğu en güzel şeyi efendim insanlara sunduğu kesin olarak efendim anlaşılmış. Anlaşılıyor zaten.
tarih boyunca yapılan çeşitli böyle bilimsel toplantılarda, bunları benim bir talebem, şimdi profesör olan bir talebem, efendim, bir tez halinde toplamış, böyle bir çalışma yapmıştı. Çeşitli din mensuplarının dini konularda yaptıkları efendim, toplantılar ve münakaşaları anlatan bir çalışma yapmıştı. Güzel bir çalışma. Öyle çalışmaların neşredilmesi çok uygun olur. Efendim, insanlar yanlışı bırakıp doğruya gelsinler diye. Biz Almanya'dayken efendim Gürcü bir hacı kardeşimiz vardı. Sakallı, mütedeyyin bir kimse. Almanlar Georgian diyorlar. Yani Gürcü kelimesinin orada telaffuzu öyle. Tabii Gürcülerin bir kısmı Müslüman olmuş. Kafkas kavimlerinden. Müslüman Gürcü kardeşlerimiz var. Bir kısmı da ya eskiden beri ya sonradan tarih boyunca hangi zamanda ne yaptılarsa bir kısmı da Hristiyan. Şimdi Gürcülükten dolayı, yani aynı ırktan olmaktan dolayı birbirleriyle konuşuyorlarmış, dernekleri varmış. Belki Gürcistan'a yardım etmek falan babında oluyordur. Yani bir Gürcistan diye devletleri de olduğu için. Şimdi şey demiş ki o Hristiyan Gürcü dernek başkanı bizim hacı kardeşe, Müslüman kardeşe, ya demiş bir kandanız, bir candanız, yani aynı ırktanız demek istiyor. Gel bu şeyleri bir inceleyelim. Yani siz Müslümansınız, biz Hristiyanız. İnceleyelim. Hangimiz doğruysa birlik beraberlik içinde olalım. Bu ayrılık gayrılık olmasın demiş. Hacı kardeşim bana geldi. Tamam dedim. Çok güzel bir teklif yapmış. Aferin. Ben ona şeyler verdim. Kitaplar verdim. Bilgiler verdim. Tamam. Bunları karşılıklı madem konuşacaksınız konuşun. Ben sana şu kitapları tavsiye ediyorum dedim. Böyle olunca öbür taraftaki gelmemiş şeye. Yani hadi gel konuşalım. Her seferinde gelmemiş, yanaşmamış. Tabii konuşulsa efendim samimiyetle hangisi doğru diye anlaşılsa gerçekler ortaya çıkacak. Çünkü bunların hepsini gönderen efendim Allahu Teala Hazretleri yanlışlıklar mukayeselerle anlaşılır, düzelir. Evet, dünyada da ahirette de Allah'ın seçkin bir kulu olan İbrahim'in yolundan kim ayrılır? Akılsızlar, kendisini felakete atanlar, kendilerine kötülük yapanlar, kötü akıbeti kendilerine efendim getirecek, düşüncesizce davrananlar ancak böyle yapar buyuruyor bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak. Şimdi burada tabii kime bu hitap? İbrahim Aleyhisselam'ın yolundan dönenler kim? Tevhidi bırakanlar. Kim Allah'ın birliğine inancı bırakmışsa, bu birlikten, tevhidden sapmışsa, efendim şirke düşmüşse onlar. Rivayet ediliyor ki Yahudilerin Peygamber Efendimiz'in yaşadığı devirde Medine-i Münevvere'de yaşayan kabileleri vardı. O kabilelerin büyük alimlerinden Abdullah İbni Selam. Bu bir büyük alim, eski kitapları okuyan, İbranice bilen bir büyük zat ve böyle bir peygamber gelecek diye bilenlerden. Geldiği zaman da Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edince de onu araştırıp, tetkik edip, toplantılarına gelip, konuşmalarını dinleyip, efendim sıfatlarının Tevrat'ta yazıldığı gibi olduğunu anlayıp, efendim İslam'ın hak din olduğunu efendim anlayan kişi Peygamber Efendimiz'e gelmiş demiş ki, ya Resulallah ben senin Allah'ın Resulü olduğunu anladım alim olduğum için. Şimdi ben Müslüman olduğumuz ilan etmeden önce bir şey istiyorum. Sen benim kavmime, benim hakkımda bir soru sor bakalım. Nasıl biliyorlar beni diye sor. Niye demiş? Çünkü ben Müslüman oldum deyince belki kötü diyecekler. İlk önce bir sor, öyle demeden. Bakalım ben nasıl bir kimseymişim. Yahudilerin kabilelerinden ileri gelenleri Peygamber Efendimiz çağırmış, sormuş. O bu Abdullah İbni Selam diye sizden birisi var. Alim bir kimse falan diyorlar. Nasıl bir insan bu diye. Çok methetmişler. Çok iyidir, çok alimdir, çok dürüsttür, çok ahlaklıdır. Efendim, peki bu Müslüman olursa ne dersiniz buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bu inşallah yeri gelince tam böyle kelimesi kelimesine rivayetleri okur size. Anlatırım. Olmaz kesinlikle demişler. O da saklandığı perdenin arkasından çıkarak demiş ki kavmim, efendim, hak yol İslam'dır. Tevrat'ta geleceği bildirilen peygamber budur. İman edin, ben iman ettim, siz de iman edin demiş. Şimdi bu Abdullah İbni Selam radıyallahu anh, Müslüman olmuş olan, Kur'an-ı Kerim'de de methedilen,
Kur'an-ı Kerim'de bunu metheden, bu mübarek sahabiyi metheden ayetler var. Biraderzadesi, yani yeğeni, yani kardeşinin çocuklarına bu İslam'ı anlatmış. Tabii demek ki Müslüman olduktan sonra çevresindekilere de anlatıp onları da kurtarmaya çalışıyor, doğru yola çekmeye çalışıyor. Cehenneme düşmekten, Allah'ın sevmediği durumda kalmaktan kurtarmaya çalışıyor. Biraderzadesi yani yeğeni, bir tanesi Seleme'ymiş ismi, bir tanesi Muhacir'miş. Onları Müslüman olun, bak hak yol İslam'dır efendim. Tevrat'ta efendim İsmail evladından Ahmet isminde bir peygamber göndereceğim diyor ya, Tevrat'ta ayet içinde böyle bir ifade var ya, işte bu zat bu Muhammed'dir diye efendim söylemiş, anlatmış. Böyle anlatınca Seleme Müslüman olmuş. Yani şeyinin amcasının sözlerini kabul etmiş ama Muhacir isimli öbürü inkar etmiş. Yani gerçek söylendiği halde inkar ediyor. Yani Müslüman olmuyor. Etmiş. Artık onun kendisinin hesap versin. Zaten hayatı bitti, vefat etti, gitti. Bu ayet-i kerime onun için inmiş. Yani madem İbrahim Aleyhisselam'ın neslindensin, madem İbrahim'e Abraham deyip seviyorsunuz, sayıyorsunuz, efendim niye onun yolunda gitmiyor? Niye efendim yanlış inançta kalıyorsunuz? Kim onun yolunda gitmezse, onun inancına sahip olmazsa, o yolda yürümezse, şüphesiz ki o ancak kendisine kötülük eden, nefsini hor eden, tehlikeye sokan kimsedir diye bu ayet-i kerime İbrahim Aleyhisselam'ı methedip onun yolunda gitmeyenlerin yanlış yolda olduğunu beyan için inmiş. Sonra İbrahim Aleyhisselam'ın güzel meziyetlerini anlatarak ikinci ayet-i kerimede buyuruyor ki İz kâle lehu rabbuhu eslem kâle eslemtü li rabbil âlemin. İz kelimesini tanımışsınızdır artık. Bir şeyi hatırlatmak için, hatıra getirmek için, öne sürmek için kullanılan bir edat. Hani bir zamanlar şöyle olmuştu ya manasına. Kâle lehu rabbuhu İbrahim'e Rabb'ı, Rabbul Alemin ne demişti hani? Eslim. Sen kendini Rabbul Alemin'e teslim et. Putlara teslim olma, batıl inançlara kayma. Kendini alemlerin Rabbına efendim teslim et. Ona boyun eğ, ona kulluk et. Ona efendim yönel diye emretmiş Allahu Teala Hazretleri efendim. Kale İbrahim Aleyhisselam da ne demişti? Rabb'ı böyle deyince Eslemtü li Rabbil Alemin. Evet, ben alemlerin Rabbına kendimi teslim ettim. Ona itaat ediyorum. Onun sevdiği yola giriyorum. Yanlış yolları, şirki, efendim puta tapmayı, haça tapmayı neyse efendim bir kenara koyuyorum. Kavmimin batıl inançlarından uzağım. Efendim hatta onlara hasımım diye bildirmiş. Böylece İbrahim Aleyhisselam'ın fazilet mücadelesini, tevhid, Allah'ın birliğini anlatma uğraşını, asil şeyini, mücadelesini hatırlatıyor. Esleme yüslimi, İslam kendini selamete efendim götürmek manasına bir kelime Arapçada. Yani esen olan, selamette olan, tehlikesiz olan tarafa efendim yöneltmek manasına geliyor. İnsan Allah'a inandığı zaman kendisini tehlikelerden kurtarıp esen olan, selamette olan tarafa çekmiş. Yani dalgalı denizden karaya, sahili selamete çıkarmış olduğundan bu kelime inancı kabul edip efendim o güzel yola girmeyi ifade etmekte kullanılıyor. Biz buna İslam olmak diyoruz. Cenab-ı Hak tabi ona ilham ediyor efendim gönlüne. O da tabi herkese Cenab-ı Hak doğru yolu kabul etmesi için efendim delilleri herkese kişisel olarak size, bana, efendim başkalarına, Avrupalılara, Amerikalılara, Eskimolara, Afrikalılara, herkese Cenab-ı Hak delillerini gösterir. Hem dışarıdaki delillerini gösterir onun şahsına ait, hem de aklına, gönlüne, içeriden efendim deliller gösterir. Kendi varlığını kabul etmesi için şartları ihsan eder. Ama insanlar
bu şartları kabul etmiyor. Bu şartlardan yüz çeviriyor. Yani bu delilleri, bu belgeleri görüp de tamam haklı diyemiyor. Karşına gelen yol ayrımında doğru yola girmiyor. Ters yola giriyor. Ters yolda da helak oluyor. Efendim maalesef. İbrahim Aleyhisselam da tabii putperest bir kavim içinde yetişti. Puta tapabilirdi, tapmadı. Efendim aya güneşe tapma ihtimalleri önüne serildi. O onlara katılmadı. Sonuç itibariyle efendim doğru Cenab-ı Hakk'a efendim iman ederek kendisini selamette erdirmiş oldu. Yani İslam olmuş oldu. Bütün peygamberlerin insanları çağırdığı yol budur. Yani İslam olmak. Yani kendisini selamete efendim çıkartmak. Kendisini tehlikelerden sıyırmak. Efendim karanlıklardan, tehlikelerden sıyrılıp selamete erdirmek. Yani puta tapmaktan, yanlış inançlardan sıyrılıp doğru inanca efendim ermek. Bütün peygamberler kesin olarak hepsi Adem Aleyhisselam'dan ismini bildiğimiz, bilmediğimiz, Allah'ın gerçekten vazifelendirdiği bütün hak peygamberler bunu böyle söylemişlerdir. Bu kesin. Peygamber Efendimiz de böyle bildiriyor. Ayet-i Kerimeler de böyle bildiriyor. Efendim, inne şirke le zulmün azim. Allah'a şirk koşmak, yani Allah'ın yanında aynı sıfata sahip başka başka çeşit çeşit varlıklar olduğunu düşünmek çok büyük bir zulümdür. Yani biz zulüm deyince sanıyoruz ki bir adamı yatırıp gırtlağına basmak, efendim kolunu kırmak, bacağını kırmak, bilmem kanatmak, kanını akıtmak filan. Şirk en büyük zulüm. İnne şirke, hiç şüphe yok ki şirk, le zulmün azim, hiç şüphe yok ki çok muazzam bir zulümdür. Neden? Çünkü bu yanlış inançla insanlar hayatları kayıyor. Yanlış inançlarla çok yanlış işler yapıyorlar. Yanlış inançlarla milyonlar, milyarlar zarar görüyor. Hindistan'da adam öldü mü? Efendim, karısını da gömerlermiş. Kadın daha diri, kocası öldü. Karısını da, adamı yakarlarmış, karısını da yakıp beraber, yani bu beraber yaşattı ama o. Beraber yaşadı ama o öldü. Yani bizim mantığımıza uygun değil ama onu neden yapıyor? Onların inancı namına yapıyor. Yanlış. Eski İbn-i Fadlan seyahatnamesi diye bir seyahatname var. O kendi devrinde şöyle dünyanın görebildiği yerlerini gezmiş dolaşmış. Ne zulümler din namına. Mesela Mısırlılar Nil Nehri efendim suyu azaldığı zaman bize küstü suyunu vermiyor filan diye en asil, en kıymetli, en güzel kızlarından bir tanesini seçerlermiş, Nil Nehri'ne atarlarmış. Yani Nil Nehri'ne kızlarını veriyorlar, bizden hoşnut olsun da efendim tarlalarımız sulansın filan diye, sular çoğalsın diye. Halbuki Nil ne olacak? Nil, efendim yağmurların ekvatordaki efendim çok yağmasıyla suları çoğalan, az yağmasıyla suları azalan bir akarsu. Yani onun bir kişiliği, şahsiyeti yok ki ona sen efendim bir güzel kızın canına kıyıyorsun, bir batıl inançla öldürüyorsun. Firavun ben tanrıyım demiş, bu kavmin erkek çocuklarını öldürün demiş. Ne kadar yanlış inançlar, ne kadar büyük zulümler çıkıyor. Efendim bilmem işte din savaşları, mezhep savaşları, kapılarını işaretlemişler birbirlerinin, geceleri baskınlar yapmışlar, katliamlar yapmışlar. Efendim saman alevlerinde yakmışlar, ilim adamlarını efendim inletmişler, hapislerde işkenceler yapmışlar. Bunlar ne namına oluyor? Din namına oluyor. Yanlış inanç hakikaten çok büyük zulüm. Cenab-ı Hakk'ın efendim hak inancına teslim olmak, Cenab-ı Hakk'a teslim olmak, Cenab-ı Hakk'ın yoluna girmek lazım. Şimdi bu İslam inancı ve vassa biha İbrahim'u benihi. Bu inancı biha'daki ha zemiri efendim İslam'a gidiyor, bu inanca gidiyor, millete İbrahim'e gidiyor. Yani İbrahim'in yolu, dini ona gidiyor. Efendim bu yolu İbrahim çocuklarına vasiyet etmişti. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın efendim neslinden onun dedesi olduğunu bilen birçok meşhur kavimler, efendim milletler türedi. İbrahim Aleyhisselam'ın efendim bir rivayete göre 4 oğlu vardı. Efendim işte 2 tanesini biz çok iyi biliyoruz.
Birisi İsmail Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'in dedesi tarafı oluyor. İbrahim Aleyhisselam hanımı Hacer'le bu küçük İsmail'i Mekke'ye, Aleyhisselam'ı Mekke'ye, daha ekin bitmez bir dağ arasında kumluk vadiyken getirip yerleştirmişti. Oradan biliyoruz İsmail Aleyhisselam bir çocuğu. Bir çocuğu da efendim İshak Aleyhisselam. Efendim İshak Aleyhisselam'ı da efendim onu nereden biliyoruz? Onun oğlu Yakup Aleyhisselam'dı. Efendim Yakup Aleyhisselam'ın oğlu da Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam'ın işte Mısır'daki hayatının efendim böyle ilginç seyrini, kardeşlerinin kıskanıp onu kuyuya atmaları, satılması, sonra gittiği yerde efendim olaylar, bunlar Sure-i Yusuf'ta gelecek Kur'an-ı Kerim'de. Efendim güzel güzel onları şey yapacağız. Yusuf Aleyhisselam'ın babası Yakup, onun babası İshak, onun babası İbrahim. Yani Yakup Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın torunu oluyor. Efendim şimdi bu ayet-i kerimede de ismi geçiyor ya. Efendim ve vassa biha İbrahim'u benihi ve Yakup. Yakup. Bu da torunu oluyor. Şimdi bu inancı İbrahim çocuklarına vasiyet etti veya tavsiye eyledi. Vassa efendim kıraatlerin birisi de evsa diye geçiyor. Öğüt demek yani, aman evlatlarım sakın ha yanlış inançlara sapmayın. Bu başka etraftaki, çevredeki veya mazideki efendim putperestlerin, şaşkınların, madrabazların, şarlatanların, efendim hokkabazların, rahiplerin şeylerine gitmeyin. Efendim aman aman bu tevhid inancına, İslam inancına bağlı kalın diye tavsiye eyledi İbrahim Aleyhisselam çocuklarına. Efendim demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden gelen herkesin o tevhid inancında olması lazım. Şirke, puta, haça tapmaması lazım. Ve Yakub'u. Burada Yakup kelimesinin B harfi ötre okunuyor. Bizim rivayetlerimiz böyle Kur'an-ı Kerim'e yazılmış olan biliyorsunuz, kelimelerin biliyorsunuz. Efendim çeşitli kıraatler var. Yakub'u biz ötre kıraatini tercih etmişiz Kur'an-ı Kerim'de. O zaman ne demek olur? Bu öğüdü Yakup Aleyhisselam da çocuklarına verdi. İbrahim Aleyhisselam da çocuklarına bunu tavsiye etti. Yakup Aleyhisselam da çocuklarına bunu tavsiye etti. Ya da vasiyet etti. Vasiyetle tavsiye arasında fark ne? Tavsiye bir insanı çağırırsın, öğüt verirsin. Aman şöyle yap, aman böyle yapma. Böyle yaparsan iyi olur, böyle yaparsan kötü olur. Tamam. Vasiyet ben öldükten sonra aman şöyle yapın, böyle yapın. Bak ben aranızdan ayrılıyorum, ölüyorum. Efendim öleceğim, ahirete göçeceğim. Benden sonra sakın ha şöyle şöyle yapmayın, böyle böyle yapın. Buna vasiyet diyoruz. Türkçe biliniyor bunlar. İbrahim Aleyhisselam bu İslam olmayı, Müslüman yaşamayı tavsiye etti veya vasiyet etti. Yakup Aleyhisselam da vasiyet etti. Yakup Aleyhisselam da ve Yakub'u. Yakup Aleyhisselam da. Şimdi buradaki ve Yakub'u, Yakup Aleyhisselam ve Yakup Aleyhisselam İbrahim'e bağlı olursa kelime olarak İbrahim çocuklarına tavsiye etti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İbrahim tavsiye etti ve Hazreti Yakup tavsiye etti manasına gelir. Eğer benihi kelimesine bağlı olursa, yani İbrahim çocuklarına tavsiye etti ve Yakube. O zaman ötürü okunmaz, üstün okunur ve Yakube. Bu kıraatte var. O zaman Yakub'a da efendim vasiyet etti. Şimdi Yakup Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında torunu Yakup Aleyhisselam doğmuş muydu, var mıydı? Efendim ayet-i kerimelerden ve efendim tarihi bir takım delillerden çok değerli tefsir alimleri efendim sağlığında bu torununu gördü İbrahim Aleyhisselam. Ona da tavsiye etti. İleride başka ayet-i kerimeler gelecek. Efendim, o ayet-i kerimelerin açıklanmalarında da bunu göreceğiz. Yakup Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam sağken doğmuştu torunu. Yakup Aleyhisselam'a da tavsiyesi bizzat İbrahim Aleyhisselam tarafından öğütlemesi onun tarafından yapılmıştı manası da çıkıyor o zaman. Yahut da
geleneksel olarak İbrahim Aleyhisselam çocuklarına vasiyet etti, çocuklarına. Bu arada da Yakup Aleyhisselam da kendi evlatlarına vasiyet etti. Şimdi Yakup Aleyhisselam'ın Yahudiler bakımından çok önemi var. Çünkü Yakup Aleyhisselam efendim İsrail lakaplı. İsrail Abdullah manasına geliyor o dilde, İbrani dilinde. Allah'ın kulu. Yani biz Abdullah ismini nasıl kullanıyoruz? Onlar da kullanmışlar. İsrail Allah'ın kulu. Yakup İsrail sıfatlı. Yani Yakup Aleyhisselam'ın sıfatı bu. Beni İsrail ne demek? İsrail'in oğulları. Beni İsrail, yani 12 tane oğlu varmış. Bir tanesi Yusuf Aleyhisselam, işte bir tanesi Bünyamin Aleyhisselam. Sonra başka isimler var. 12 tane evladın isimleri rivayet ediliyor. Bunlara esbat deniliyor. Bunlardan kabileler türemiş. O kabileler yayılmış. Bu Beni İsrail. Sonra bunlara Yahudi denmiş. Yahudi neden dendiğini de geçmiş sohbetlerde söylemiştim. O da ayrı bir sıfat. Çeşitli rivayetler var. Neden Yahudi ismi verildi? Yani Yahudilerin çok hürmet ettiği ve kendilerine bağlı olduğu bir kimse olduğu için özellikle bu ayet-i kerimede efendim onun ismi de zikrediliyor. Yani burada bir işaret var ki ey Yahudiler, ey Beni İsrail, ey İsrail lakaplı olan Yakup Aleyhisselam'ın torunları. Bak o da bu İslam olmayı tavsiye etmişti. Manası var burada. Ne demişler bu mübarek peygamberler? Ya Beniye, ey çocuklarım demiş her birisi. Ya İbrahim Aleyhisselam oğullarına ve torunu Yakup'a demiş oluyor. Ya İbrahim Aleyhisselam oğullarına, Yakup Aleyhisselam da oğullarına böylece geleneksel demiş oluyorlar. Beniye ne demek? Beni çocuklar demek. Beniye. Niye böyle bir de ye geliyor? Benim çocuklarım. Ey benim evlatlarım. Ey benim çocuklarım demek. Mütekellim ye'si derler buna. Kalem. Kalemim. Kalemi derler Araplar. Benim kalemim. Ya beniye. Ey evlatlarım benim. Ey benim sevgili evlatlarım. Demiş bu mübarek peygamberler. Peki bir de Büneyye var. Kur'an-ı Kerim'de hocam bazı ayetlerde de ya Büneyye diyor Lokman Aleyhisselam çocuğuna. Ha o da şey demek. Büneyye ey benim sevgili oğulcağızım demek. Oğulcağızım demek. Küçültme takısı. Kuş diyoruz, kuşcağız diyoruz. Efendim adam diyoruz, adamcık diyoruz. Zavallıcık diyoruz. Küçültme. Sevgiden dolayı, muhabbetten dolayı veya küçük olduğundan efendim kullanılan bir dil bilgisi kalıbı bu. Efendim Büneyye oğulcuğum demek. Beniye ey oğullarım, ey benim oğullarım demişler bu mübarek peygamberler. İnna Allahe safa lekumü dine. Bak, bakın her biriniz Allah size seçti, sizin için seçti dini. Bu dini. Et dine burada İslam'da gelmesi o malum olan İslam dini manasına. Bu dini Allah sizin için seçti. Bak bu güzel bir din, böyle tertemiz, süzülmüş, safi, katıksız, halis, pırıl pırıl, son bu güzel din sizin için efendim Allah-u Teala Hazretleri bak bizleri vazifelendirdi, tebliğ ettirdi, öğrettirdi yeryüzünde. Biz bunun şeyini yaptık. Bu sizin için Allah'ın seçtiği, tercih ettiği, efendim koyduğu uyun diye şey yaptığı din. Aman efendim fela temutunne, sakın ha siz ölmeyiniz, sakın ha. Şimdi fela temutu dese ölmeyin demek olur ama temutunne diye sonuna nunu tekidi sakile gelmiş. Bu sakın ha asla ve kata kesinlikle filan manasına gelen bir takıdır. Sakın siz ölmeyiniz illa ve entüm müslümun. Ancak Allah'a Müslüman olmuş olarak, kendinizi teslim etmiş olarak, şirkten sıyırmış olarak, şirk, küfür, efendim Allah'ın sevmediği yanlış inançlar, yanlış şeyler olmadan tertemiz böyle sıyrılmış, sahili selamete çıkmış Müslüman kullar olarak ancak efendim ölün, başka türlü ölmeyin. Yani Müslümanlıktan bir başka hal üzere kaymış ayağınız kaymış olarak, sapıtmış, şaşırmış olarak aman bu dünyadan ayrılmayın. Çünkü muhterem kardeşlerim, bu niye Müslüman olarak
ölün, başka türlü ölmeyin deniliyor. Çünkü işin sonucu önemli. Yani baş tarafta iyi iyi gidiyor da sonradan bozuyor. Bozulduğu zaman sonuç önemli. Yani bu çocuk efendim okulun birinci sınıfında iyiydi. İkinci sınıfında da iyiydi de sonunda çok bozuldu. Çok bozulduysa diplomayı alamaz. Yani ilk baştaki iyiliği, birinci sınıfta çok iyiydi, ikinci sınıfta iyiydi ama daha sonraki sınıflarda, en sonuncu sınıfta hiç çalışmadı. Tamam. Bu sene çalışmadı, bir dahaki sene de çalışmadı. O zaman belge alır, okuldan ayrılır. Seninle uğraşamayız. Bir sürü efendim tahsil görmek isteyen insan var, sırada bekliyor. Sıra yokluğunda sana sıra vermişiz. Öğretmenler ders anlatıyor. Sen çalışmıyorsun. Derslere oyun oynuyorsun. Efendim tembellik yapıyorsun. Bırak da başka bu işi güzelce yapacak insanlar gelsin diye atarlar okuldan insanı. Sonuç önemli. Sonuç önemli olduğu için öyle ölün diyor. Şeyde de efendim hadis-i şeriflerde de bu vardır. Efendim insanın efendim yaşamasına göre ölümü olur. Müslüman olarak yaşarsa, İslam'a hürmetkar olursa, muhabbetli olursa, niyeti halis olursa Cenab-ı Hak sonucunda onu Müslüman olarak ahirete göçme nimetine erdirir. Efendim hayatı felaketler, fecaatler, günahlar, rezaletler, kebazelikler, haksızlıklar, zulümler, hırsızlıklar, arsızlıklar, yüzsüzlüklerle geçmiş miyiz? O yaşamına uygun bir şekilde belasını bulur. Son nefeste kötü bir şekilde efendim yaşayışına uygun efendim hak ettiği bir şekilde çirkin bir şekilde ahirete göçer. Ahirette de cezasını çeker. Onun için hüsnü hatime ile Cenab-ı Hakk'ın sevdiği kulu olarak ahirete göçmek isteyen insanın yapacağı şey nedir? Her zaman söylüyorum. Aziz ve sevgili kardeşlerim, her zaman ihtar ediyorum. Her zaman ikaz ediyorum. Çare nedir? Çare, aklı başındayken, sağlıklı, sıhhatli iken, gücü kuvveti yerindeyken, efendim, iyi tercihler yapıp, iyi kul olmak, iyi işler yapmak, iyi insan olarak yaşamak. Yoksa ben böyle yamuk yamuk giderim de en sonunda direksiyonu çeviririm. Direksiyon en sonunda fırt diye dönmüyor, uçurma yuvarlanır gidersin. Sen en iyisi başından frene bas, yanlış yolda hızlı gidişini bırak, bu yoldan şöyle bir geriye dön, doğru yola gir, Cenab-ı Hakk'ın yolunda ihlasla yürü. Eski günahlarının affı için de çok yalvar, çok ağla, belki affeder, belki affetmez diye çok kork, affettirmek için de çok iyilik yap. İşin akıllıca, akıllı insanların yapacağı yolu, yöntemi, şekli budur. Akılsızlar, vur patlasın, çal oynasın, gider. En ummadığı bir zamanda ansızın ölüm gelir. İnsanın kişisel ölümü onun özel kıyametidir. Onun kıyameti koptu mu, bu dünyadan göçtü mü artık onu kimse kurtaramaz. Kendisi kendisine yazık etmişse sonradan arkadakilerin ona bir faydası olamaz. Kendisi mümin olamadıysa, kötü bir şekilde göçtüyse mahvolur. Aziz izleyiciler, aziz dinleyiciler, muhterem kardeşlerim, tüm insanlara hitap ediyorum. Yani sadece bir bölgeye, bir yöreye, bir dinin mensuplarına değil, tüm insanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'in hitabını naklediyorum. Ben sadece efendim bir hoparlör gibi düşünün, sesi nakleden bir cihaz gibi düşünün. Gelin alemlerin Rabbına halis muhlis teslim olun. Ona itaat edin, onun emrine girin. Bırakın şu zulmü, en büyük zulüm olan şirki, küfrü. Efendim edepli, uslu, terbiyeli efendim kul olun. Güzel işler yapın. Vicdanınız da rahat olur. Efendim namınız da temiz olur. Şanınız da güzel olur. Yiğit ölür, şan kalır. Ahirete de yüzü ak gidersiniz. Ahirette de Cenab-ı Hak efendim sizi büyük mükafatları erdirir, cennetiyle, cemaatiyle müşerref eder. Yani insan iyi insan olunca ne zarar ediyor muhterem kardeşlerim? Bunu bir soralım. Herkes kendisine sorsun. Şu adam deli, zıpır, haylaz, efendim azgın, efendim kafirce gidiyor. Peki bu adam da çok efendi, çok temiz, efendim çok iyiliksever, melek gibi bir insan. Bu zarar mı ediyor?
yeter mi ediyor? Emin olun keskin sirke küpüne zarardır. Günahları işleyen, kötülükleri yapan hiç de mutlu değildir. İyilikleri yapan hem bu dünyada daha rahattır, daha mutludur. Efendim hem de ahirette kazançlıdır. Bu kesin. Gelin efendim 2000 yılı tevhid yılıdır. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, Allah'tan başka ilah yoktur. Haçın, putun, yıldızın, ayın, güneşin sözü yoktur, faydası yoktur. İş Cenab-ı Hakk'a güzel kulluk edip onun rızasını kazanmaktır. Bunu yapalım. Allah'a kul olalım. Allah'ın emrini tutalım. Cenab-ı Hakk'a efendim güzel kulluk ederek rızasını kazanalım. Hem dünya gül gülistan olsun. Bitsin bu Çeçenlerin ızdırabı, efendim Sırpların vahşeti, Rusların efendim inadı. Kafkasya sizin değil ki, sonradan geldiniz, istila ettiniz. Siz Moskova civarında yaşayan bir kavimdiniz. Ne işiniz var burada? Zulüm, istila, emperyalizm. Ne işin var? Adam hürriyetini istiyor, sen ona bomba atıyorsun. Bitsin bu zulümler, herkes insana gelsin. Bütün insanlar kardeş, hem cins, aynı cinsler. Birbirlerini böyle vahşi şekilde efendim katletmesinler, mahvetmesinler. Ölene bir şey olmaz. Yani manevi bakımdan ölen, mazlum olarak öldü mü ahirette mükafatını alır. Asıl acıyacağımız insanlar zalimler. Çünkü onların ahiretleri mahvoluyor. Dünyalar da mutlu değil. Sırp kasabı falanca filanca yerde meçhul bir kişi tarafından feci şekilde öldürdü tabii. Elbette olur, ev yıkanın, hanesi viran. Sonu hiç iyi gelmez kötü insanların. Yine güzel sonuç vel akıbetü lil müttakîn, iyi kullarındır. Allah Teala Hazretleri bizi müttakî, muhsin, hadis, muhlis kullarından eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.